kadeler ve köprüler olarak karşımızda duruyor. En çok yaşayan yapıtlar taştan yapıtlardı ki Çiha Kalesi de taştan yapıtlardan biri olarak günümüzde kalma şansına sahip olan yapıtlardan biri. Demin dediğim gibi bunlar arasında en çok kalıcı olan kaleler ve köprüler. Rize'deki belli başlı kaleleri anlatmadan önce kale nedir? Kale hakkında bilgi verelim. Kale ya da kermen, düşmanın gelişinin beklendiği yollar üzerine stratejik bir öneme sahip olan şehirlere geçit ve dar boğazlara savunma amaçlı olarak inşa edilen ordusal askeri yapılardır. Bu tür tahkimatlar antik çağlardan beri kullanılmıştır. Ve askeri işlevlerinin yanı sıra idari, siyasi ve ekonomik merkez olarak da işlev görüyor. Kale sözlük olarak bizim dilimize etimolojik olarak Arapçadan geliyor. Kal'at ifadesinden geliyor. Kale sözcüğü hisar, kale, müstahkem yer anlamına geliyor ve bu sözcüklerde benzer çerçevede kale ile eş anlamlı olarak kullanılabiliyor. Kalenin aslı Akatçadır. Arapçaya da Akat dilinden geliyor. Kalaku sözcüğünden geliyor kale. Yunanca'da da benzer bir sözcük var. Kastellos sözcüğü kale sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Kaleler tarihsel süreçte daha çok ilk çağın sonlarında ve feodal dönemdeki yaşam süreçlerinde ortaya konulan yapıtlardır. İlk çağda ve orta çağda yeni çağın başında hemen hemen her coğrafyada kalelere rastlamak mümkündür. Kırım boylarında kermen, Arapçada hısn, Fransızcada şato, Rusçada Kremlin olarak adlandırılan ifadeler kale ile eş anlamlı ifadeler olarak karşımızdadır. Kalelerin yaygın bölümleri ise şunlardır. Baş kule, komutan, hükümdar ya da ailesinin bulunduğu yer, perde duvarı, savunma amacıyla yapılan duvarlar, siperlik duvarlar ve mazgallar bulunur burada. Duvarlar bölgenin durumuna ve savunma konseptine göre farklı şekillerde yapılabilir. Kapı kule vardır kalelerde. Kalenin ana giriş kapısının bulunduğu kenarlarındaki kuleler veya burçlardır. Üzerinde mazgallı siperlerle korunan yapıya verilen addır. Hendek, düşmanların geçişini önlemek için kalenin etrafında kazılan çukurlardır. Mazgallı siper, surların üzerinde arkasında askerlerin konuşlandırdığı dişli bölüme verilen addır. Burada okların atıldığı mazgallar vardır kalelerde. Poterna diye bir bölüm vardır. Kalenin içindeki ikinci küçük kaledir. Kale tarzlarına gelince antik Roma, Bizans, Arap İslam, İran, İber Yarımadası, Uzak Doğu, İngiltere, Orta Çağ, Batı Avrupa ve İtalyan tipi kaleler vardır. Bizim şu an karşısında bulunduğumuz kale Roma ve Bizans sentezi olan bir kaledir tarz olarak. Kalenin inşaatı ile ilgili şu bilgileri verebiliriz. 3 ana bölümden oluşur. Varoş, sur içi ve son savunma bölümü olarak bütün kalelerde 3 bölüm söz konusu. Kaleler topraktan, ağaçtan, kerpiçten, tuğla, doğal taş, kesme taş ve molozlardan inşa edilir. Kalelerde askerler için kışlalar da söz konusudur. Bu içinde bulunduğumuz kale aynı zamanda içinde kışlanın bulunduğu bir kale olarak karşımızdadır. Kaleler işlevlerine göre çok sayıda ve farklı görevlerde insanlar bulunur kalelerin içinde. Kaleler savunma amaçlı, gözetleme, konaklama, ticaret, haberleşme amaçlı olarak inşa edilebilirler. Kaleler nehir kenarlarında, tepe, dağ, deniz kenarlarında, boğaz, ada,
yol kavşaklarında, ana yol veya geçit noktalarında inşa edilirler. Su ihtiyacı gözetilir kalenin inşasında ve etrafı mümkün olduğunca engellerle kuşatılır. Kalelerin stratejik olarak her zaman önemi vardır. Şu içinde bulunduğumuz kale de çevreyi gözetlemesi açısından son derece stratejik bir noktada bulunması bunun örneği olarak karşımızdadır. Rize'deki belli başlı kaleler şunlardır. Rize Kalesi, Zil Kalesi, Cıha Kalesi, Kız Kalesi ve Kale-i Bala Rize'deki belli başlı kalelerden bazılarıdır. Bunun yanı sıra başka kaleler de söz konusudur ama bu başka kalelerin ya izi kalmamıştır ya da çok önemli sayılmadığından dolayı gündemde değildir. Bu kalelerin büyük çoğunluğu birkaç işlevi içerir. Bu içinde bulunduğumuz kale de o anlamda yapılmıştır. Birincisi ticaret yollarını korumak. Ticaret yolları derken özellikle İpek Yolu dediğimiz tarihsel yolun bir kolu bu bölgeden, İspir ve Bayburt üzerinden bu bölgeden geçmiştir tarihte ve bu bölgedeki İpek Yolu'nu korumak amacıyla yapılan kalelerden biridir. İkincisi denizden gelen özellikle balık ve buna benzer bal ve balık gibi gıda ürünlerinin Anadolu'nun değişik yerlerine veya İran'a veya Hindistan'a götürmek üzere işlev gören bu gibi gıdaların yağmalanmadan sevkinin sağlanması için işlev görmüştür. Daha çok ticaret yolu ve gözetleme olarak kullanılan bir kaledir Cıha Kalesi. Şimdi Cıha Kalesi ile ilgili bilgi vermeye çalışalım. Bu kalenin kimler tarafından yapıldığı tartışmalıdır. Ancak ağırlıklı olan görüş 14. yüzyılda yani 1300'lü yıllarda Cenevizliler tarafından yapıldığı söylenmektedir. Ancak bu noktada da bir netlik yoktur. Net olan bilgimiz şudur. Belki bu kale Cenevizliler tarafından yapılmamış olabilir ama Cenevizliler tarafından restore edildiği kesindir. Yani Cenevizliler bu kaleye en azından belli bir dönem hakim olmuş ve kullanmışlardır. Dairesel bir yapıda inşa edilmiştir. Dairesel bir alana sahiptir. Savunma ve haberleşme amacıyla yapılmıştır. Bu kale, Zil Kale ve benzeri kale dizilerinde olduğu gibi buradan geçen ticaret yolunun korunması ve haberleşme amacıyla kullanılan bir kale olduğunu daha önceden söyledik. Cıha, Lazca bir sözcüktür ve Cıha, Lazca olarak kale anlamına gelir. Etimolojik olarak incelediğimiz zaman Cıha, Lazca'daki cilenin kısaltılmış şeklidir. Yani cile, ley atalım, ci. Ha ise hane ya da han ifadesinin kısaltılmış şekli olarak karşımızdadır. Cıha, yukarıdaki han anlamında Lazca bir ifade olarak karşımızda duruyor. En azından yorumlardan, etimolojik yorumlardan biri budur. Pazar ilçe merkezine 8 ile bazı rakamlar 10 olduğunu söylüyor ama 8 muhtemelen 8 kilometre uzaklıktadır. Dairesel bir yapıya sahip olduğunu söyledik. Konum olarak Hemşin Deresi'nin doğusunda yer alan bir yapı içerir. Kalenin kuzey doğusunda iki kule ile desteklenen bir giriş kapısı vardır. Kalenin ortasında daire planlı taştan bir kule söz konusudur. Bu kaleye bazı zamanlar Langoşi Cıha veya Gulivat Kalesi olarak da adlandırılması söz konusudur. Başka adlandırmalar da olabilir. Yerel halk bu köyde, bu bölgede yaşayan insanlar başka adlarını bilebilirler. Kalenin duvarları bölgeden bölgeye değişmekle beraber 120 santim ile 180 santim arasında bir kalınlığa sahiptir. İç mekanın uzunluğu 27 metre, genişliği ise
22 metre kadardır. Restorasyondan önce kalenin iyi korunan bölümü Kuzeydoğu bölümü olarak karşımızdaydı. Restorasyonla beraber ders çalışması yapıldı. Sayın muhtarımız bu konuda bilgi verdi bize. Yani kalenin otantik yapısına dokunulmadan kalenin taşlarının sağlamlaştırılması için ders çalışması yapılmıştır. Kalenin yerden maksimum yüksekliği 6 ile 7 metre civarındadır. Bu kalenin bulunduğu yerin deniz seviyesinden olan yüksekliği yaklaşık 400 metredir. Yani şu an deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yüksekte bulunmaktayız. Kale yaklaşık 640 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Kale bu bölgeden geçen ticaret yolunun korunması işlevinin yanı sıra diğer kalelerle de haberleşme işlevi de yerine getirmektedir. Bir söylentiye göre kalenin işlevsel olduğu zamanda buradan yansıtılan ayna Kız Kulesi'nde görülüyor ve Kız Kulesi'nde aynı şekilde uygun şifreyle bir ışık yansıtması yapılarak ayna ile haberleşme yapıldığına dair bilgiler vardır. Ama bu bilgilerin ne derece doğru olduğunu bilmemekteyiz. Cısa Kalesi hem Çamlıhemşin, Hemşin ve Pazar'ın kesişim noktasında bulunması açısından yol üzerinde korunma işlevi güden bir kale olduğu bilgisinin doğru olduğunu görmekteyiz. Güvenlik amaçlı ve yol güvenliği amaçlı olarak yapıldığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra bu konuda verebileceğimiz bilgilerden biri kalenin yapımının dışarıdan getirilen taşlarda değil bölgede bulunan, bölgede yakınlarda bulunan taş ocaklarından getirilen taşlarla yapıldığına dair bilgiler vardır. Kale hakkında verebileceğimiz bilgiler bu kadardır. Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. Evet, bu tarih sunumu için hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşması yapmak üzere Yüceğizhar Köyü Muhtarı Mustafa Şahinbaşı sahneye davet ediyoruz. Çok saygıdeğer evet. Misafirlerimiz, ben Yüceğizhar Köyü Muhtarı Mustafa Şahinbaş. 3 sene içerisinde kalenin çevre düzenlemesini bitirmiş ve bu hale getirmiş bulunuyoruz. Burada öncelikle emeği geçenlerden Allah razı olsun çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliğimizde Belediye Başkanımız ve İstanbul Pazarlar Dernek Başkanımız Sayın Adem Atar ve Neşet Başkanımızın sayesinde burada etkinliğimizin bir parçası olan Zeki Uçkan kardeşimizle konser düzenledik. Hepinizi şenliğimize hoş geldiniz der. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Evet, konuşmasını için Sayın Mustafa Şahinbaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise Pazar Belediye Başkanı Sayın Neşet Çakır'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu muhteşem gün. Gerçekten pazar gerçekten bu özlemi bekliyordu. Bu beşincisi ve ikinci gün olmak kaydıyla pazar günü akşamına kadar devam edecek şenliğimiz gerçekten çok güzel bir şekilde. Eğleniyoruz, herkes eğleniyor, herkes bunu bekliyordu. Bu
Sayın Alper Hocam, Sayın Başkanım, sizi de şöyle alalım yanımıza, gelin. Tamam mı? Bu şenliği İstanbul Dernek Başkanımız Mustafa Adem Atar ve Genel Başkanımız Alper Taş İstanbul'da dediler ki, bugüne kadar biz belediyeden hiçbir zaman için bu konuda destek veremedik dedi. Dedim ya, bu pazarlarındır. Belediye de pazarlarındır. Tabii ki her zaman yanınızda olacağız. Pazarlar bunu bekliyordu. Biz daha güzel şenliklerle yaşayacağız hep beraber. En önemlisi, size şunu antiparantez olarak söyleyeyim. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin meclis üyesi Aysel Hanım, Aysel Ekşi Hanım geldi. Pazarda bugün bizim misafirimiz oldu ve bizim yanımızda oldu. Pazarı, kendisi aynı zamanda mimar, pazarı tanıdı. Dedi ki, Sayın Başkanım, hakikattir, sizin çok şeye ihtiyacınız var dedi. Bunu ben İstanbul'a gider gitmez mecliste bunu anlatacağım dedi. Mecliste anlatacağım, başkanımıza anlatacağım. Ben 20 gün önce İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı'nı bir ziyarete gittim. Çok kalabalık vardı, derdimi anlatamadım. Ama derdimi dinlemeye Aysel Hanım geldi. Bugün bizim derdimizi, pazarın derdini dinledi. Her konuda yardımcı olacağını söyledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve illaki bir iki kelime söyleyecek, kendilerine takdim ediyorum. Üsküdar'da 30 yıllık hasretimiz Sinem Dede Taş'la bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Yeşilimize sahip çıkmak için, Karadeniz'in güzel hamsimizi yaşatmak için, doğayı yaşatmak için tüm başkanımızın çalışmalarına biz de İstanbul'dan, Üsküdar'dan neler yapabiliriz? Burada hem selamlarını getirdim başkanımızın, hem de bu güzellikleri daha uzun yaşatabilmek için, daha çok değerlerimize sahip çıkabilmek için elimizden ne geliyorsa, ben meclis üyesi ve grup sözcüsü olarak, Aysel Can Ekşi olarak da yanınızda olduğunuzu bilmek istiyorum. Bizim Muazzez ablamız Üsküdar'dan yaptığı çalışmalarla açılışımızı onurlandırdı. Çocuklarımızın şenliklerine katıldık. Alper Taş'ın çok emeği var. Ben hem Ordu Fatsalıyım hem Rize geliniyim, İkizdereli. Fatsa'da Fındık Festivali'nden geldim. Ekşioğlu Yayla Festivali'nden geldim ve burada sizlerle iki gündür vakit geçiriyorum. İnanılmaz bir insan canlısı, inanılmaz bir güzellik var ve bu güzellikleri hep beraber yaşatacağız. Hep beraber bir ve güç olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Aysel Ekşi'ye teşekkür ediyoruz. Asla sizi yalnız bırakmayacağım diye ifade etti, bugün söyledi. Bu akşam da pazarlara seslendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Pazarlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Aramızda CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu ve CHP Sol Parti Pazar İlçe Başkanı Onur Uygur da burada, teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve şenliğimizin 3. gününde yarın saat 16'da Edebiyat ve Hayat üzerine şiirli sohbetimiz, imza etkinliğimiz olacak. Ondan sonra da Pazar Kültür ve Sanat Evimizin çıkarttığı Çise dergisi tanıtımı saat 18.30'da. Hepinizi bu etkinliğimize bekliyoruz. Şimdi sözü Sayın Zeki Uçkan'a bırakıyorum. Evet, konuşmalar yapıldı ve öteki gecenin konseri başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, Zeki Uçkan ve ekibi sizlerle birlikte olacak. Thank you.